İrfan gece yarısından sonra bahçe duvarından atlayarak aralık bırakılmış olan mutfak kapısından içeri girdi. Annesi orada bekliyordu. İçeri girer girmez, kız ne yaptın, neden bu kadar geç kaldın diye sordu. İrfan kız kız gülüyor ve sorma sorma moruk yumuşadı mum gibi eridi beni evvela göndermek istiyordu. Fakat onu öyle gevşetecek hareketler yaptım ki bir görsen. Artık bırakmak istemedi. Rolümü o kadar iyi oynadım ki. Ağlamak lazımdı. Düşündüm. Ne yapayım? Hemen yangın haraba geçirdiğimiz günleri hatırıma getirdim. Açlık ve soğuktan titrediğimiz geceleri düşündüm. Zorla gözlerimden yaşlara akıttım. Ah bir göreydin. Bazen de göz ucuyla onun haline bakıyordum. O zaman kendimi tutamadan güleceğimden korkuyordum. Kollarıma, omuzlarıma ve göğsüme öyle gizli gizli bakışları var ki... Avalarif, farkında olmadığımı zannediyor. Hala hınzır kız. Bak gördün mü işte. E sonra ne oldu? Ne olacak? Herif benden hoşlandı. Gittikçe ona sarmaya başladım. Bırakmak istemeyeceğini anlayınca yeter gideyim sizi rahatsız etmeyeyim diyordum. O da biraz daha kal zararı yok diye ısrar ediyordu. Nihayet öyle bir hale geldi ki benden söz almadan kapıyı açıp yollamak istemedi. Ne sözü? İki gece sonra gizlice kaçarak tekrar geleceğimi söyledim. O zaman gözleri parladı. Lanet yüzünde sevinç izleri peyda oldu. Nasıl? Sözlerime şimdi geldin mi? Dur dinle. Ele kalkmadan bir saat evvel beni oturttu. Kendi de karşıma oturdu. Fakat neme lazım doğrusunu söylerim. Herif elini üzerime bile dokundurmadı. Kendisi de mangalda bir kahve pişirince büsbütün ağzı kulaklarına vardı. Bir görsen yüzü ne komik verdi. Şaştım anne. Bu kadar ters ve titiz herifin bu kadar az zamanda yola gelmesine şaştım. Artık işler yolunda demektir. Şadiye'nin yüzü gülüyor ve Zaten öylelerden kork. Onlar ne yezittirler. Aşk olsun sana Erfan diyor ve kızının başını okşuyordu. Ee, daha neler konuştunuz biraz daha anlat. Necla ablamdan çok bahsettik. Onun ahlaksız bir kadın olduğunu, benim kendisiyle görüşmemin fena tesir yapacağını, ondan mümkün olduğu kadar uzak yaşamamı istediğini söyledi. Zavallı ablamı ne kadar müdafaa ettimse de herifi o kadar kızdırdığımı görüyordum. Hayır hayır senin kız kardeşin aşifte bir kadın. İnkar etme bütün mahallenin gençleri onun size geldiği akşamlar gece yarılarına kadar evlerine gitmiyor ve kapınızın önünde dolaşıyorlar. Bir an yüzünü görmek, sesini işitmek için can atıyorlar. Bu edepsizliktir, bu rezalettir. Öyle bir kadının böyle temiz bir muhite gelmesi doğru değil, diye bağırıyordu. Eee sonra? Sonrası böyle. Ablamın ne günahı var? Kendisini beğenenleri irtifat mı ediyor? Ama bunu herife anlatmak mümkün değil. Şadiye başını sallıyordu. Tevfik efendi bu sözlerinde doğrusunu ararsan pek de haksız değil. Buraya gelirken biraz süsünü eksik yapsa iyi olur. Görmüyor musun? Kendini alimi beğendirmek için ne kıyafetler giyiyor. Bir karış ökçeli iskarpinler, incecik çoraplar, kısacık mantolar, dudak ve tırnak boyaları. Daha neler neler. Elbet söylerler. El alemin gözü kör değil. Sen onun ne sinsin, ne yezit olduğunu bilmezsin diyordu. Bu sırada mübaşir Kadir'in sesi çıktı. Ulan karı, gece yarısı kimle konuşuyorsun orada? Şadiye yayık bir sesle cevap verdi. Sana ne? Kiminle konuşursam konuşurum. Keyfimi kahyası değilsin. Zıbar yat. Kadri Efendi boğulur gibi haykırdı. sizi etme. Doğru cevap ver. Uyku sersemi kafamı kızdırma benim yoksa fena olur. Maymun herif. Terbiyeyi evvela seni öğren de. Ondan sonra bana söyle. Bağırıp durma. Hadi zıbar yat diyorum. Bu defa Kadri yataktan fırlamış ayakları çıplak, göğüs, bağır, açık, saçları karma karışık, gözleri şişmiş olduğu halde. Ulan aşifte kızının sayesinde beş on para sahibi olduğun için mi kafa tutuyorsun? Bana hepsi de vız gelir. İrfan'ın sesi bunların arasına karıştı. Gece yarısı bağırma baba. Komşular ayıptır. Annemin uykusu kaçmış benimle konuşuyordu. Diyerek babasını susturmaya çalışıyordu. Çadi de homurdana homurdana kocasının yüzüne bakıyordu. Kadri Efendi hırsını alamamıştı. Hınzır karı. Sabahtan akşama kadar bir lokma ekmek için oraya buraya koşuyorum. Eve geldiğim zaman güler bir yüz görmediğim gibi yüzüme diyorsun. Öyle ya artık bana muhtaç değilsin kahpe kızın sizi besliyor. ''Ağzını topla herif, yoksa... İrfan annesine yalvarıyordu. Sen sus bari anne, komşuların bizi dinleyeceğini düşünmüyor musun? İrfan bunu söylerken manalı bir gözle yandaki evi işaret ediyordu. Şadi hemen kendini topladı ve kocasının arkasını döndü. Biraz sonra da odasına girdi ve kapıyı kapadı. Kadri Efendi dışarıda hala söyleniyordu. Ulan koca karı. Niye sesin kesildi? Benden 15-20 yaş büyüksün. Gençliğimi sana kurban ettim. Elimdeki avcumdakini sana sarf ettim. O zaman benden iyisi yoktu. Yüzüme gülüyor. Beni seviyordun. Hankör yezit. Şimdi fena oldum ha? Şadiye yatağın kenarına oturmuş bir sigara yakmış ve elini şakağına dayayarak eski günlerini gözünün önüne getirmeye başlamıştı. Necla'nın babasıyla ne kadar rahattı. Fakat o günlerin kıymetini bilmediğini şimdi esefle anlıyordu. Oh iyi huylu ve sakin genç bir subaydı. Şadi onu istemiyor, haylaz, haşarı ve ahlaksız olan şimdiki kocası Kadri'ye gönül bağlıyordu. Nihayet Necla'nın babası pek mevsimsiz olarak hayatı gözlerini kapayınca bekar bulunan Kadri ile evlenmek can attı. Elinde kocasından kalma üç beş kuruşu da vardı. Kadri de buna temah ederek Şadiye'ye talip oldu. Nihayet evlendiler. Fakat zavallı küçük Necla ikisi tarafından da evde bir engel görüldü. Onun varlığı ikisini de rahatsız etti ve kızı bir tarafa sağmayı düşündüler. Şadiye'nin elindeki para suyunu çekti. Evi sefale sarmaya başladı. İki tarafını ruhi bayağılığı, her gün bir kavgaya neden oluyordu. Bu hal gittikçe artıyor, gün geçtikçe fena vaziyetlere düşüyorlardı. Geçen günlerin ahvali, şimdi Şadi'nin gözü önünden karanlık bir bulut gibi geçti. Fakat nihayet bunların arkasından bir ümit ışığı sızmaya başladı. Tevfik Efendi'nin paraları bu sisli havayı dağıtıyor, önünde güneşli bir ufuk peyda ediyordu. Artık Necla'nın ihanesine muhtaç olmadan yaşayabilecek minnet hisleri altında ezilmekten kurtulacaktı. İrfan'ın bu geceki ilk muvaffakiyeti yeni ve parlak bir hayatın müjdecisi oluyordu. Tevfik Efendi sabah uyandığı zaman geceki hadisenin rüya olup olmadığını düşündü. Kahvesini içerken İrfan'ın uzanıp yattığı sedirin buruşmuş örtüsüne ve yastıkların üzerine dökülmüş birkaç tel sarı saça gözleri takıldı. Bu ne sıcak ve ne cana işleyen bir geceydi. Ömründe hiç böyle bir vaka bilmiyordu. Ah keşke o bir rüya olsaydı da, o rüyanın doyulmaz zevkini ebediyen de alsaydı. İrfan'ın kendisine çorba getirdiği akşamı düşündü. O an ölüm sükutu silmiş evin içine yayılan tatlı bir kuş çıvıltısı hala kulaklarında akisler yapıyordu. Kalktı, giyindi, kahveye gitmek üzere ağır ağır sokağa çıktı. Bugün ilk defa İrfan'ın kapısı önünden geçmek istiyordu. Pencerenin yanında hafif bir hareket vardı. İhtimal ki o İrfan'dı. Başını çevirip bakmaya cesaret edemiyordu. Çocuk denecek yaşta bir kızla meşgul olmak ona yakışır mıydı? Hem onun için kahvede ve mahallede bin türlü dedikodu olmuştu. Kalbine yerleşmek isteyen güzel bir hayali kovmak ister gibi duygular ile mücadele ediyordu. Herkes onun halinden bir şey anlayacakmış gibi korka korka etrafına bakıyor ve bir an evvel kahveye ulaşmak için gayret ediyordu. Kahvede onun martavallarına bir hakikat ve keramet diye dinlemeye alışmış olanlar da vardı. Bir bahis açtığı zaman onu dikkatle dinlemeye başlarlardı. Çok defa kadınların aleyhinde konuşurdu. Tevfik Efendi'nin bu mevzuya girebilmek için sebep bulması da pek kolaydı. Herhangi bir bahane ile efendim Nisa tayfesine yüz vermeye gelmez. Ara sıra biraz da pataklamalı ki akılları başlarına gelsin. Kadın denilen aciz mahlukun hayattaki vazifeleri mahduttur yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, tahta silmek, dikiş dikmek, kocasına itaat etmek, çocuk büyütmek ve kendilerine harama göstermemek işte bu kadar. Dediği zaman onu dinleyenler "Hakkınız var Tevfik efendim, çok hakkınız var." derlerdi. Tevfik efendi bu sefer daha cesaretle ve cüretle utanmadan bir de "Hakkı hayat!" diye bağırır ve bir takım hezeyanlar savururlar. Yahu, Allah'ın onlara vermediği imtiyazı bizden istemeye ne yüzleri var? diye ilaveler yapardı. Arap Zehra'dan gelen Habize, muvaffakiyetinden emin bir tavırla hanımının karşısına oturmuş koynundan iki tane kırmızı biber çıkarıp anlatmaya başlamıştı. Gece yarısından sonra ocağın başına ineceğiz.'' hiç dünya kelamı etmeden bunları yakacağız. Kameranım derin bir tevekkül içinde onu dinlerken devam etti. Hoca hanım, ellerimi keserim adam deli divane gibi kapınızın önüne gelecek. Yalvaracak. Aman hanıma söyle. Biraz nazlansın. Hemen yumuşamasın. Öyle yaparsa kıymeti daha çok olur diyor. O benim işim Hafize. Ondan kolay ne var? Fakat hanımcığım 10 lira daha istiyor. Bu iki saf kadın birbirlerinin yüzüne derin derin baktılar. Epeyce düşündüler. Kameranın ne karar vereceğini bilemiyordu. 15 liraya zengin bir kocaya sahip olmak çok iyi bir şeydi. Yerinden kalktı, çantasını aldı ve içinden 10 lira çıkararak kafese uzattı. Al. Götü bakalım. Necla yolunu şaşırmış, garip bir Sahra yolcusu gibi ne yapacağını, nereye gideceğini bir türlü tayin edemiyordu. Herkesten, muhitinden korkuyor, insanlardan saklanmak istiyordu. Onu beğenenler, sevenler, beraber yaşama arzusunda bulunanlar oluyordu. O, bunların hiçbirine alaka göstermiyor. Kalbinden derin bir tiksilme geliyordu. Artık sevmekten, aldatılmaktan ürküyordu. Yalnız, bütün bu feragat hisleri altında gizlenen uzak, ölgün bir varlık, silik ve sisli bir hayal vardı. Bu hayal onun kalbine dinmeyen bir sızı veriyordu. Bazen rüyalarında o hayali görüyor. Uyanıp da kendini yalnız bulduğu vakit içindeki acı kuvvetleniyor. O zaman sıcak gözyaşları döküyor, ağlıyordu. Ona esir olmak zevkiyle yaşadığı ah o son gece Bunları hatırladıkça şimdi unutulmuş, aldatılmış olmanı verdiği ıstırapla derin derin hıçkırıyordu. Tahammülü bittiği bazı zamanlarda onu arama sevdasına düşerdi. Yeni bir eser yazıp yazmadığını görmek için gazetelere sarılır, nerede bulunduğunu öğrenebilme çareleri düşünürdü. Sonra, onun İstanbul'da olduğunu ve kendisini hiç aramadığını bilmenin çok acı hissi altında büsbütün ümitsiz ve tesellisiz kalacağını düşünür, bu arzudan vazgeçerdi. Zaman, zalim bir inatla ikisi arasında çelikten bir kale yapmıştı. Ondan ne bir ses, ne bir haber alabiliyordu. Necla derin bir tevekkül içinde bütün sevgisini kardeşi İrfan'a vermişti. Bu küçük kızın neşeli gülüşleri ve kendisine sokuluşu hasta ruhuna deva gibi geliyordu. Ara sıra annesinde hissettiği gizli yabancılık ve keyine rağmen onların yanında geçirdiği geceleri en rahat ve kıymetli zamanları sayıyordu. Son günlerde evin havasında tuhaf bir değişiklik vardı. Annesi lüzumundan fazla iltifat ediyor. İrfan daha sokulgan ve candan görünüyor. Kadri bunların ikisiyle de lakırda etmiyordu. Nihayet bir gün Şadiye ona sevinç ve tereddüt gösteren bir vaziyetle ''Necla'cığım sana hayırlı bir haber vereceğim ama düşünüyorum. İrfan'ı yakında evlendiriyoruz tabii. Senin de haber ve rızan olması lazım. Bilmem ki ne dersin. Adana pamuk tüccarlarından biri onu istiyor. Böyle iyi bir kısmeti kaçırmak doğru değil.'' Senin de onaylayacağını bildiğimiz için sözü kestik. Birkaç gün sonra nişan yapılacak. Fakat sıkıntılı bir vaziyette kaldım. Elimde on para yok. Şimdiye kadar gösterdiğin iyilikler karşısında sana da bir şey söylemeye dilim varmıyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Necla annesinin ellerini tutarak. Aman anne böyle söyleme. Beni çok mahcup ediyorsun dedi ve ilave etti. İrfan'ın saadeti için canımı bile feda edeceğimi bilirsin. Hiç düşünme ne lazımsa yaparız. Necla'nın sözlerinden cesaret alan Şadiye. Sağ ol evladım biz de sana güveniyor ve arka çıkıyoruz. Ne kadar lazım anne? İrfan'la aşağı yukarı bir hesap yaptık. 200 lira parayla işimiz görülmüş olacak. Reddetme ihtimali olmayan bu teklif karşısında Necla çok müşkil bir vaziyette kaldı. Paraya muhtaç olduğu bu zamanda 200 lirayı vermek kolay bir şey değildi fakat İrfan'ın saadet ve istikbalinin 200 liraya bağlı olduğunu ima eden annesine pek iyi demekten başka ne söyleyebilirdi. Necla 200 lirayı İrfan'a götürmek için yüzüklerini satmaya mecbur oldu. Ömründe parayı alarak kardeşine koştuğu gün kadar sevindiğini hatırlamıyordu. Kapıdan içeri girer girmez İrfan'ın boynuna sarıldı ve çantasından çıkardı 200 lirayı. "Al kardeşim." diye ona uzattı. İrfan buna karşılık ablasının ellerini ve yüzünü öperken kirpiklerin ucunda toplanan yaşları ondan gizlemeye çalışıyordu. Diğer taraftan Şadiye kızına karşı sahte bir minnettarlık göstermeye çalışıyor ve muvaffakiyetinin verdiği sevinç gözlerinin derinliklerinde parlıyordu. Ana kız Necla'nın etrafında ne yapacaklarını bilmeden pervane gibi dönüyordu. Necla bu gece şefkat ve muhabbet kaynağında duyduğu saadet ile onlardan ayrı yaşayamayacağını, bu sıcak yuvaya sokulmakla geçen fena günleri unutabileceğini düşünüyor. Artık hayatının bütün sırlarını annesiyle kardeşine anlatarak ıstıraplı yalnızlığına son vermek istiyordu. Akşam oldu. Güneş evlerin damlarından süzüldü. Dar sokakları akşam loşluğu doldurdu. İrfan ablasının dizleri dibine oturmuş, ellerini okşayıp öpüyor. Şadi ise yavaş yavaş sofraya hazırlıyordu. Kadri efendi de bazı ufak tefek şeyler almak üzere gittiği bakkaldan dönüyordu. Mahallede akşamlara mahsus bir faaliyet başlamıştı. Evlerin kapıları sık sık açılıp kapanıyor. Çocuklar şen kahkahalarla kaldırımlar üzerinde oynaşıyor. Eline bir salata almış ya da ekmeğini koltuğuna sıkıştırmış erkekler hızlı hızlı yuvalarına dönüyordu. Necla bunları seyrede almıştı. Akşamları evlerine koşan bu insanlar ne bahtiyardı. Bu aralık ellerini okşayan İrfan sordu. Ablacığım bugün yüzüklerini güzel parmaklarına takmamışsın. Necla hafifçe gülümseyerek evden unutmuşum yavrum dedi. Necla annesiyle kardeşini görmeyeli bugün dört gün olmuştu. İrfan'ın nişan gününden bir gün evvel gelmesi için sözleşmişlerdi. Necla sabahtan hazırlandı. Bir an evvel gitmeyi can atıyordu fakat içinde müthiş bir sıkıntı vardı. Artık apartmanı terk etme zamanı gelmiş, kontrat müddeti dolmuştu. Bugün annesiyle katil surette görüşecek. Onlarla beraber yaşamak ve hayatını ona göre tanzim etmek istediğini söyleyecekti. Sokağa çıkınca bir taksiye atladı. İçinde sebepsiz bir telaş vardı. Bugün her zamankinden ziyade kardeşiyle annesini görme ihtiyacını hissediyor. İrfan'ın şen çehresi ruhundaki sıkıntıyı silip atacak zannediyordu. Hızlı adımlarla yürüdü ve kapının önüne geldiğinde durdu. Her zaman kendisini bekleyen İrfan'ın sarışın başını görmeye alışmıştı. Gözlerini yukarı kaldırdı, camlar kapalıydı. Yüreği çarptı. Bir an için onun hasta olması ihtimali hatırından geçti. Hemen kapıyı çaldı, bekledi. İçeride hiçbir hareket yoktu. Bir daha çaldı, yine aynı sessizlik. Karşı evden bir kadın seslendi. Onlar yok, buradan çıktılar. Necla'nın bütün vücudu sarsıldı. Acaba yanlış mı işitiyordu? Şey çıktılar mı? Evet, Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Hayır. Acayip. Genç kadın duvara dayandı. Başı dönüyor ve kulakları uğulduyordu. Son bir ümitle. Belki misafirliğe gitmişlerdir, dedi. Karşıdaki kadın cevap verdi. Misafirliğe falan gitmediler. Günahırken eşyalarını yüklediler. Nijla şaşkın haldeydi. Bu haber onu o kadar perişan etti ki. Düşünmeye bile kuvvet bulamıyordu. Kamer hanıma bir adres bırakmış olmaları ümidiyle kendini topladı. O tarafa doğru yürümeye başladı. Hafize onu uzaktan gördüğü için kapıyı açmıştı. Buyurunuz dedi. Necla titrek bir sesle. Sizi rahatsız etmeyeyim Hafize Hanım. Annem ile İrfan evden taşınmışlar. Yarın İrfan'ın nişan günüydü. Ne oldu bilmiyorum ki. Şaşırdım kaldım. Belki size bir adres bırakmışlardır diye sormaya geldim. Hafize bir kahkaha attı. İçeri giriniz efendim hanımla konuşuyorsunuz. Sizin bir şeylerden haberiniz yok galiba. Zavallı Necla Hanımcığım. Necla'nın kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Söyleyiniz Allah aşkına fena bir haber mi var? Annem mi öldü yoksa? Hayır, hayır. Meraklanmayın. Öyle bir şey yok. O halde... Hiç efendim merak etmeyiniz. Necla yalvarıyordu. Kuzum söyleyiniz neden evden çıktılar? Bugün buraya geleceğimi biliyorlardı. Kameranın merdiven başından sesleniyordu. Yukarı buyurunuz Necla Hanımcığım. Size neler neden anlatacağım. Necla meraktan çıldıracakmış gibi telaşla merdivenleri çıkarken nefesi tıkanacak gibiydi. Kameranın ayaktaydı. Asabi gülüşlerle yüzünün hatları gerilmiş olduğu halde. Bilseniz ne rezaletler neler... Mahalle baştan aşağı çalkalanıyor. Yanlarındaki evin sahibi eski mal müdürü Tevfik Efendi yok mu? Hani iki üç ay evvel karısı ölmüştü. Evet. İrfan'ın her gece Tevfik Efendi'nin evinde sabahladığını bütün yakın komşular görmüşler. Geceleri Kadir Efendi'nin bağırması, Şahide'yi dövmek için üzerine yürümesi mahallede destan oldu. Aman Rabbi, ne diyorsunuz? Bunları annem ve İrfan için mi söylüyorsunuz? Bütün emelleri kırılmış olan kameranın hadiseyi ne sürekli anlatacağını bilemiyor. Ve Necla'yı inandırmaya çalışıyordu. Necla, nasıl olur da İrfan 60 yaşındaki adamı baştan çıkarır? Dünyada inanılmayacak daha ne işler olur? Hem öyle baştan çıkardı ki, o ihtiyar adam namus ve haysiyet denilen şeyleri ayakları altında çiğnemiş ve gözleri etrafını görmez olmuştu. Necla hayretten hayrete düşüyor ve bir türlü aklım almıyor. Bu nasıl olur? İnanın kameranın hiçbir şeyden haberim yoktu benden her şeyi saklamışlar. Belli Necla Hanım belli. Onlar böyle bir şeye hiç size haber verilebilirler miydi? Yaptıklarının ne kadar fena bir iş olduğunu kendileri de farkındaydılar. Üzülmeyin. Merak etmeyin. Artık olan oldu. Necla ne kadar iğrenç bir maksatla en yakın bildikleri tarafına 200 lira dolandırıldığını düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu. Demek pamuk tüccarı damat 200 liranın hayaliyle uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildi. Genç kadın vücudundan boşanan sıcak terler içinde boğuluyor gibi göğsünü açıyor buhranlar geçiriyordu. Kamera hanımla Hafize'nin yüzüne bakmaya utanıyor kendi kendine. Allah'ım bu ne müthiş bir darbe oldu. Ben İrfan'ı melek gibi bir kız bilirdim diyordu. Necla perişan haldeydi. Hafize bir bardak su ile kolonya şişesini getirdi. Kameranın ona acıyan gözlerle bakıyordu kendi derdini. Şu dakika unutmuştu. Arap Zehra'ya verdiği 15 liranın acısı yüreğini işlemiş. Günlerce ümit ve hülya içinde yaşamıştı. Sonra asabı bozulmuş, hırsından ağlamış, bayılmış ve çok üzülmüştü. Hafize ise hanımından daha beter bir haldeydi. Necla artık kendini tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya koyuldu. Kendini bugünkü kadar zavallı ve yalnız bulmamıştı. Kameranın ona Şadiye ve İrfan hakkında söyleyeceklerini söylemiş. İçinin zehrini bir parça olsun dökmüş. Şimdi Necla'yı harap bir vaziyette görünce ona teselli verecek sözler aramaya başlamıştı. Ağlamayınız Necla hanım. Onlar yaptıklarından utansınlar. O heriften kimseye hayır gelmez, utanmaz herif. Karısı öldükten henüz 15 gün sonra beni istemişti de. Ben bir parça bile olsun düşünmeden reddetmiştim. Zaten daha evvel bende gözü vardı ya. Değil mi Hafize? Evet evet. Hem kaç kere haber yolladı ama biz yüz vermedik diye. Hanımının sözlerini tasdik etti. Kameranın o ihtiyar herifin elindeki 3-5 kuruşa tema ettiler. Ama o heriften para çıkmaz. Çıksa da az ve Suyunu çeker, onlar yine sana muhtaç olur. Necla dalgın dalgın. kameranın yüzüne bakarken söylediği lakırdıların hiçbiri kulağına girmiyordu. Kendisine oynanan oyunun ne kadar acı ve iğrenç olduğunu düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu göz bebeği kadar sevdiği İrfan. Ona bunu nasıl yapmıştı? Bir türlü aklanmıyordu. Hayatındaki bu üçüncü terk ediliş pek ağır gelmişti. Kameranın onu bu halde eve göndermenin insafsızca bir hareket olacağını düşündüğü için şapkasını, mantosunu çıkarıp rahat oturmasını teklif etti. Genç kadın bu teklifi minnetle kabul edip gösterilen samimiyete nasıl mukabele edeceğini şaşırdı. Bugün yalnız eve dönmekten korkuyordu. Artık onun için ne Kami vardı ne de İrfan. Kalbi bu iki sevgiliye ebedi mezar olmuştu. Bir sel gibi akıp giden zaman talih rüzgarlarını İrfan ilanesine müsait estirmeye başlamıştı. Şimdi genç bir kadın olan İrfan ihtiyar kocasını tahakküme altına almış her istediğini yaptırıyordu. Yıllardan beri Tevfik Efendi'nin canından bile esirgeyerek biriktirdiği binlerce lira meteliğine varıncaya kadar İrfan'ın eline geçmişti. Tevfik Efendi o hale gelmişti ki, İrfancığım, malım da senin, canım da. Fakat cenaze parası olmak üzere yüz lira bir tarafa ayır diye yalvardığı oluyordu. 17 yaşındaki bu bahar yüzlü kızın bütün cazibesine varlığını kurban eden eski mal müdürü her türlü zillete boyun eğecek kadar aciz bir vaziyette edilmekten sevk alıyordu. Ayaz Paşa da güzel ve kutu gibi apartman dairelerinden birine yerleşmişlerdi. Şadiye ile kızı beraberdi fakat Mubaşir Kadri Efendi'nin nerede olduğunu bilen yoktu. Ona daha ilk iş olarak eline bir miktar para vererek başlarından def etmişlerdi. Şimdi İrfan uzandığı şezlongun yumuşak ipek yastıklarına gömülmüş olduğu halde sabaha kadar eğlenceler ve poker alemleriyle yorulan vücudunu saran tatlı bir gevşeklik içinde eski günlerin hülyalarına dalmıştı. Doğup büyüdüğü dünya bambaşka ve köhne bir alemdi. Orada ölümle hayatın hiç farkı yoktu. Güneş doğmaz, sabah olmaz, renk ve ziyanın uğramadığı ayrı bir dünyadan yeni, sıcak, cazip, hayat ve servet dolu bir aleme geliş onu mest etmiş ve dinmeyen bir ihtiras içine atmıştı. Şimdi gözlerinin önünden yangın harabilerinden başlayan hayat bir şerit halinde yavaş yavaş geçiyordu. Necla'nın kendini o sefil vaziyetten kurtardığı gün ne kadar sevinmişti. Üç odalı küçük bir ev, akasya ağaçları ve asma dalları ile gölgelenen loş bir bahçe. Bahçede serin suyu olan bir kuyu, kırmızı tuğla döşeli bir mutfak, kafesli pencerelerin arasından süzülen güneşle aydınlanan küçük bir yatak odası, demir bir karyola, beyaz patiska perdeler ve örtüler. Bu adada ilk yattığı gecenin rahatını hiç unutamıyordu. O zamana kadar ince bir şiltenin üzerinde ve soğuk gecelerde titreye titreye annesine sokularak uyurdu. O günlerde bu hayat kendisine ne kadar lüks görünmüştü. Her şeyden mahrum iken bir evi, bir odası, kendisine mahsus bir kar vardı. O vakit ablasına karşı ne derin bir minnet ve şükran hisleri duyardı. Necla onları karanlık bir kuyunun dibinden ışıklı bir dünyaya çıkarmıştı. Bunları düşünürken yüzünün çizgileri birbirine karışıyor, kaşları çatılıyor, yanakları geriliyor. Bazen dudakları hafif bir gülüşle aralanıyordu. Tevfik Efendi ile başlayan muaşakaları büyük bir muvaffakiyetle neticelenmişti. Onu nasıl yola getirmiş olduğuna şaşıyordu. Sanki zavallı Safiye Hanım. Kocasının alamadığı intikamı genç ortağına havale etmiş. O da az zamanda dişi bir pars gibi onu pençelerinin arasına almış ve ezmişti. Artık Tevfik efendi onların elinde esir gibiydi. Ne yaptıysa, ne türlü fedakarlık gösterdiyse hiçbir vakit onları memnun edemiyordu. Evin içi sabahlara kadar kadın ve erkek dolup boşalıyordu. Poker masaları etrafında toplananlar İrfan'ın tatlı bir bakışına, kıvrak ve şuh gülüşlerine karşı keselerini ağzını açmak için birbiriyle müsabaka ediyorlardı. İrfan böyle toplantı gecelerinde evli bir kadın mevkiini muhafaza etmek ve kıymetini düşürmemek için herkesin yanında kocasına hürmet ediyor ve bu haliyle misafirler olan zengin erkeklerin daha çok dikkatini çekiyordu. Artık namus kaydını çoktan kafasından çıkaran, bir vakitler Necla için en fena sözleri söyleyen, herkesin yanında karısını yalan iftiralarını bir nimet gibi kabul eden Tevfik Efendi, şimdi İrfan'ın etrafında dolaşan aşıklarına karşı nihayetsiz bir minnet hissi duymaktaydı. Arkası yarın.